Merhaba sevgili seyirciler. ABB TV ekranlarından hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Bugün yine çok değerli bir konuğum ve önemli bir konu başlığımız var. Konuğum Profesör Doktor Ahmet Bican Ercilasun. Hocamız Türk dili, Türk tarihi, Türk kültürü üzerine epeyce çalışması olan bir isim ve Türk dünyasının da yakından tanıdığı hocalarımızdan. Bugün konuşacağımız konu ise yükselen milliyetçiliği ele alacağız hocam ile. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Ayşe Hanım. Nasılsınız hocam? Çok teşekkür ederim siz nasılsınız? Hamdolsun. olsun Türk dünyasını geziyorsunuz. Evet, Azerbaycan topraklarından Orada, geldiniz. Orada nasılsınız yerine necesiniz, necesiniz diyorlar. <gülüyor> necesiniz diyorlar <laughs> evet, evet evet hocam. Ee, belki e, konuşmamız esnasında atıfta bulunacağınız e, eminim e, konularda olabilir. Hocam, bugün sizinle önemli bir e, konu başlığını e, konuşacağız. Yükselen milliyetçilik dedim. E, aslında dünyada bir yükselen milliyetçilik her dönemde vardır. Çünkü tabii, yükselen tabii. bir değer olarak karşımıza çıkıyor. Bu son seçimleri de dikkate alarak söyleyeyim. Hakikaten bizde de bir potansiyel olarak ciddi bir kitlenin varlığından bahsedebiliriz. Şöyle tek tek partileri dikkate alırsam, hem milliyetçi partiler üzerinden bunu söyleyebilirim, hem de hatta diğer partilerin içindeki potansiyel de dikkate alarak bunu söyleyebilirim. Belki de dünyanın gidişatı noktasında bu tahlili de yapabiliriz. Çünkü önümüzdeki süreç çok şeye de gebe bir tarafıyla. Şimdi isterseniz şöyle soru sorayım. Gerçekten yükseliyor mu milliyetçilik? Milliyetçilik kavramına çok geniş bir anlam veriliyor. Aslında yükselen Türkiye'de son seçimlerde de gördüğümüz yükselen milliyetçilik denilen Aslında milli hassasiyet milli duygu Hı. yani milliyetçilik biraz daha karmaşık Bir kavram e, belli, olarak belli mi? bir kültür gerektiriyor milliyetçilik Hı. belli bir kültür seviyesine ulaşmak lazım o kültür seviyesinin sağladığı milli bilinç milli şuur olursa ben ona milliyetçilik diyorum. Milli hassasiyetler. Ama milli hassasiyet, milli duygu onun temelinde var. Hmm. Temelinde Açalım var. o Ve, zaman hocam e, şu evet, kavramı. Yani e, milli duygu e, belli bir kültür seviyesi gerektirmeyen e, ama özellikle milletler, ülkeler tehlikeye düştüğü zaman devreye giren bir nevi subap. Çok önemli o bakımdan milli duygu, milli hassasiyet. E, Türkiye'de de bir takım sıkıntılar var işte. E, kamuoyunun efendim tehlikeli gördüğü bazı gidişler var. Dolayısıyla bunlara karşı milli hassasiyet, milli duyarlılık e, öne çıkıyor. En milli... başta galiba Suriyeliler evet, e, meselesi. Evet, su, özellikle Suriye'den e, gelenler, Afganistan'dan gelenler, e, efendim tabii PKK'nın yaptıkları <laughs> e, PKK ile ortaklıklar vesaire. E, bütün bunlar e, Türkiye'nin milli yapısını, Türk yapısını ...değiştirme istiladı gösteren e, olgular. E, i̇şte buna karşı millette bir hassasiyet... ...yani biz bu ülkeyi bir Türk ülkesi olmaktan çıkarıyor muyuz? Yani bu ülke bir Türk ülkesi olmaktan çıkacak mı? Dolayısıyla bu hassasiyet devreye girdi. Bu duyarlılık, bu duygular devreye girdi. Ama eğer milli şuura dayanan, milli bilince dayanan benim düşündüğüm... ...efendim belli bir kültür seviyesine... ...dayanan milliyetçilik olsa... ...zaten bu sıkıntılara gelmezdik. Bu sıkıntıları yaşamazdık. E, çünkü... E, ...efendim... ...belli bir milli kültür... ...olmadan milliyetçilik olmaz. Yani... ...kendi tarihinizi ana çizgileriyle... ...bileceksiniz. Edebiyatınızı... ...ana çizgileriyle bileceksiniz. Yani... ...derinliğini... Hayır, onu uzmanlar, mütehassısları... ...bilecek. Ama ana çizgileriyle... ...bileceksiniz... Efendim yani diyelim ki Namık Kemal üzerinde 5-10 dakika konuşacak liseyi bitirmiş, üniversiteyi bitirmiş bir aydın. Doktor olabilir, mühendis olabilir. Namık Kemal üzerinde işte onun bir iki romanı üzerinde konuşacak. Dönersem kahpeyim millet yolunda bir azimetten gibi hmm. mısraları aklında kalacak vaktiyle 1960'larda, 70'lerde ben bazı avukatların duvarlarında bunu gördüm mesela duvara asmış. Dönersem kahpeyim millet yolunda bir azimetten veya görüp ahkamı asrı münharip sıtku selametten yani zamanın hükümleri doğruluktan ayrılmış bunu görüp çekildik ikbal ikbaliyle babı hükümetten hükümet kapısından hmm. şerefimizle çekildik diyor. Eğer bu beyit insanların en az en azından aydın insanların liseyi bitirmiş üniversiteyi bitirmiş insanların zihnine, gönlüne yerleşmiş olursa o zaman bu hırstan vazgeçer insanlar. Yani doğruluktan ayrıldığını görünce istifasını verip çekilir insanlar. Yani milli belli bir milli kültür seviyesi derken bunları kastediyorum. Hmm. Ee, özellikle dışarıdan e, örnek vereyim. Yani Fransa'da, İngiltere'de, Almanya'da, Rusya'da, Amerika'da milliyetçilik filan sözünü kavramını da kullanmazlar. En fazla patriotizm derler. Ama ders müfredatıyla Özellikle ilk ve orta öğretim müfredatıyla Fransız, Fransa'da insanlar liseyi bitirinceye kadar Fransız olur. İngiltere'de İngiliz olur. Tek başına Shakespeare bir İngiltere'de Mesela. bir insanı İngiliz yapmaya yeter. Ama e, üniversite e, liseyi bitirmemiş insan zaten yok e, İngiltere'de. Dolayısıyla ben e, İngiliz filolojisindeki bir profesör arkadaşıma sormuştum. Shakespeare'i bilmeyen bir İngiliz olabilir mi? Yok dediler. Mutlaka bir eserini tiyatroda görmüş olur, eserlerinin çoğunu okumuş olur. Tek başına Shakespeare, efendim, Fransa'da tek başına Victor Hugo, efendim, o insanları Fransız yapmaya yetiyor. Şimdi biz neden efendim Türklük konusunda insanların kararsız olduğunu görüyoruz? Yani Türk müyüm yoksa ben başka bir etnik gruptan mı geliyorum? Bu işte eğitimdeki yetersizlikten geliyor. 60'larda 70'lerde böyle bir tereddüt yoktu. Ben kendi bildiğim e, yıllar olduğu için söylüyorum. Ondan önce hiç yoktu. Böyle tereddütleri insanların yoktu. Yani ilk ve orta öğretim müfredatları, edebiyat dersleri ve özellikle edebiyat dersleriyle tarih dersleri insanı kend, insanın kendisini Türk e, hissetmesine yetiyordu. Nereden gelirse gelsin soyun nereden gelirse gelsin yani o kültürle, o terbiyeyle gökaltta terbiyeye bağlı diyor ya o terbiyeyle kendisini Türk hissediyor. İşte bu şuur olsa zaten Sıkıntı olmayacak. Hocam, o kadar önemli bir tespit yapıyorsunuz ki benim anladığım sizin bu söylediklerinizden eğer ortada gerçek bir milli hassasiyet, milli duygular ya da milliyetçilik olsa zaten toplum olarak böyle bir hem kutuplaşmaya gerek duymayız hem Tabii. adını kavramların adını kullanmaktan kaçarız. Biz onu yaşarız. Yaşıyor, Demek ki evet. problem temelde bir problem var. Yani bu siyasette var, eğitimde var, ee, belki kültürel e, zeminde var ki biz bunları konuşma ihtiyacı hissediyoruz. Doğru mu anlıyorum? Doğru anlıyorsunuz. Özellikle eğitimde eğitim. Yani ben diyorum ki liseyi bitirinceye kadar bir birey, bir fert kendisini o toplumun insanı hissedecek. Yani öyle bir lise. Orta müfredatı. öğretim müfredatı olacak ki öyle görecek ki onu o toplumun bir bireyi olduğunu hissedecek. Yani hı hı. Fransa'da, İngiltere'de Almanya'da, Rusya'da yok böyle bir sıkıntı. Yani Rusya'da efendim kendi şairlerini, romancılarını okumuşlardır. Kendi tarihlerini çok iyi biliyorlardır. Fransa'da Fransız ihtilalini bilmeyen bir Fransız aydını olamaz. 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 Yani Türkiye'de sanki Türk Edebiyatı'nı sadece Türk dili ve edebiyatı uzmanları bilmeli. Türk tarihini sadece Türk tarihçileri bilmeli. Böyle bir şey yok. Asgari seviyede, asgari düzeyde bütün aydınların bilmesi lazım. Onlar ancak onu bilirlerse, yani dediğim gibi Namık Kemal'i, Tevfik Fikret'i, Mehmet Akif'i, yani Mehmet Akif'i bilirdik. Benim, benden önceki nesiller Akif'ten ezbere okurlardı. Pek çok şiirleri Namık Kemal'den, Akif'ten, Fikret'ten ezbere okurlardı. Bugün Azerbaycan'a gidin, aynı şeyi orada göreceksiniz. Azerbaycan'dan yeni geldim, siz de söylediniz ama defalarca gittim Azerbaycan'a. Azerbaycan'a gidin, Fuzuli'den bahsedin, size yarım saat Fuzuli'yi konuşurlar hem de e, şiirlerini Tesefesini ezberden yapalım. okuyarak. Bahtiyar Vahapzade, ilk gittiğimde 88 yılı, Bahtiyar Vahapzade senatoryumda biliyorsunuz Azerbaycan'ın e, ünlü şairlerinden biri efendim şimdi hayatta değil senatoryumun baş doktoru, baş hekimi de orada. Baş hekim de 13. yüzyıl Azerbaycan şiirinden başladı. 20. yüzyıla kadar geldi. Hekim, hekim de biliyor. Tam Vahapzade zaten hem bu işin bilgini hem şair o zaten biliyor ama hekim de biliyor. Yani ben Azerbaycan'da da bunu gördüm. Dış ülkelerde Avrupa ülkelerinde zaten bunu biliyoruz. Amerika' daha çok filmcilik yoluyla herhangi bir Amerika'da yaşayan insanı özellikle müzelerle filmcilik yoluyla yani eğitimden çok onlar bu yollarla Amerikan haline getiriyorlar görüyorsunuz filmlerde filmin konusu ne olursa olsun arkada bir Amerikan bayrağı gösteri veriyor Efendim mezarlıklarına giriyorsunuz bütün mezar taşlarında Amerikan bayrağı New York'ta filan göremezsiniz ama girin içeriye, kasabalarına, şehirlerine, efendim evlerin kapılarında Amerikan bayrağı. Ee, bazen diyoruz ya Türkiye'de bu Amerikan milleti diye bir millet var. Var. Mühim olan onu yaşamak. Mühim olan onu yaşamak. Yani o 200 yıllık, 300 yıllık, 400 yıllık neyse dediğimiz tarihini biliyor ve yaşıyor. Şimdi biz 93 harbini 93 harbini yaşadık mı? Yani o meşhur 1877-78 Gazi Osman Paşa, Allah'tan o marşı gelmiş bugüne kadar. Ama eğer bilmiyorsanız, onu yaşamamış, yaşamamış gibi olursunuz. Gibi oluyorsunuz. Yani evet. hafızanızda olacak. Bilmiyorsanız o tarihi tarihten geçmemiş gibi olursunuz. E milliyetçiliğin de temeli zaten ortak bir tarihten gelmiş olmak. Burada hocam şöyle bir şey de çıkıyor. İster bunu siyasi partiler üzerinden düşünelim, ister müfredat Üzerinden düşünelim. E, aslında bizim ayrışmalarımızın temelinde e, bir cehalet e, yatıyor demektir. E, yine çok sizin söylediklerinizden hareketle sorayım. Çok, çok doğru sorayım. söylüyorsunuz. Yani ben tabii konu milliyetçilik olduğu için sadece edebiyat ve tarih derslerinden bahsettim. Aslında bazen çok sert konuşuyorum. İlk bu orta öğretim adeta hiçbir şey öğretmemek üzerine kurulmuş. Yani ben diyorum ki eğitimi nasıl düzelt? Önce bir şeyler öğretmeye karar vermeli Milli Eğitim Bakanlığı önce bir şeyler öğretmeye karar ver yani bu sadece Türkçe edebiyat dersleri için değil coğrafyada öğrenmiyorlar efendi fizik de öğrenmiyorlar matematik de öğrenmiyorlar ee, yani şu anda eğitim e, böyle bu biraz Amerikan e, Amerika'ya doğru yönelmekten kaynaklanıyor ama Amerika bunu ün üniversitede telafi ediyor. Yani oradaki sistem epey farklı. Bir de seçilmiş liseleri var. Yani piyasa ayarlıyor hmm. Amerika'da. Biz de doğrudan doğruya efendim. Belki günün birinde Amerika gibi olur ama daha çok Avrupa, Almanya, İngiltere, Fransa eğitim sistemlerinde ilk ve orta öğretim öğretmeye dayalıdır. Yani belli bir seviyede fizik, matematik efendim. E, biyoloji, edebiyat, coğrafya öğretilir. Bizim e, Amerika'da doktora yapan e, ünlü bir bilim adamımız vardı. Türkiye'nin Einstein'ı diye bazen adını unutuyorum. Oktay Sinanoğlu. Hı. Rahmetli oldu. <laughs> Rahmetli oldu. <laughs> Oktay Sinanoğlu'nun konuşmalarını e, dinliyordum. Sık sık e, kitaplarına falan da baktım. 50'lerde Ankara kolejini bitiriyor. Koleji yani lise kısmını bitirdikten sonra Amerika'ya gidiyor. Üniversite, üniversiteyi bitirecek sonra doktora yapacak. Üniversite üçüncü sınıfa beni aldılar diyor. Baktım o burada anlatılan fiziği, matematiği ben biliyorum diyor. Öğrenmişim diyor Ankara Kolejinde. Lise e, seviyesini gösteriyor. Lise seviyesinde evet, evet, öğrenmişim diyor. Şimdi bizde efendim çocuklar bunu öğrenemez. Hmm. Bu çocuklara ağır gelir gibi bir düşünceyle hafifletildikçe, hafifletildikçe, hafifletildikçe neredeyse <laughs> öğretim olmaktan çıktı. Bir de pandemi girdi arıya. Evet, pan pandemi girdi, başka şeyler evet. girdi. İşte e, hızlı öğretmenler yetiştirdik bir dönemler filan. Dolayısıyla eğitimimizde büyük sıkıntı var. Onu telafi eden bir şey var. Telafi eden belki o e, sosyal Medya yani hmm. bu bilgi kanalları sadece okulla sınırlı değil. Sosyal medya dediğimiz evet. efendim e, çok çeşitli bilgi kanalları bir kısım yetenekli gençler oralardan besleniyorlar. <laughs> o sosyal e, medya dediğimiz bilgi kanallarından e, besleniyorlar e, ve eğer meraklıysa çocuklar e, alıyorlar, okuyorlar yani. Bir yandan bunu söylüyorum. Bir yandan da büyük kitap evlerine gidince gençleri görüyorum. Evet. Ne kadar kalabalık, povalarda. böyle bir damar kadar... da var. Öyle bir damar da var. Var. O yani eğitimimizin müfredatında olmamakla beraber evet. meraklı ve yetenekli gençler var. İşte felsefeye var. E, çok güzel ilgi duyanlar var. Psikolojiye ilgi evet, duyanlar evet, var. Öne evet, çıkan ve isimlerden. Ve de büyük yayın evet. evleri. Kitap fuarları da dolu. Yani o kadar da karamsar, karamsar lazım. Karamsar olmayalım. Evet. evet. Şimdi hocam bizim hakikaten ben bu seçimlerden sonra bunu daha net gördüm bir kutuplaşma hem de çok derinlerde yatan bir kutuplaşma da yaşıyoruz ulus olarak, devlet olarak, millet olarak daha doğrusu. Şimdi bu kutuplaşmanın temelinde biraz böyle ideoloji gibi görülse de sizin bu söylediklerinizden yine yola çıkarak şunu söyleyeyim. Aslında bizim dindarlıkla ilgili ortaya çıkan şablonlara baktığımızda bir problemimiz var. Milliyetçilik adına konuşabileceğimiz işte pek çok orada da sorun var. Çünkü çok güzel bir şey söylediniz. Biz bunları gerçekten biliyor olsak Zaten aslında bu kutuplaşmaya da ihtiyaç duymaksızın herkes görevini yapar, layıkı ve çile ve orada güven duyarız devlete güven duyarız topluma güven duyarız bulunduğumuz müesseseye güven duyarız demek ki bir sıkıntı çok şeyde temelden gidiyor. O zaman biraz daha temele inelim. Milliyetçilik nedir? Bunun üzerinde biraz duralım. Gerçi özel örneklerini verdiniz... Ee, Almanya'dan, Fransa'dan, ve İngiltere'den. Ama daha açalım. Yani ondan sonra çünkü neler yapabiliriz sorusunu soracağım. Tabii. E, milliyetçilik... tabii belli bir sosyolojik... gelişmenin... gelişmenin arkasından geliyor. Özellikle Avrupa ülkelerinde öyle oldu. E, ama... E, Doğu toplumlarının sosyolojik gelişmesi farklı. Avrupa'da işte sanayi devrimi oldu efendim, matbaa, sanayi devrimi, aydınlanma çağı filan. Onların arkasından milliyetçilik geldi Avrupa'da ve biz de uzun zaman zannettik ki e, Türklerde de böyle, Doğu toplumlarında da böyle. Hayır değil. E, Türklerde de diğer Doğu toplumlarında, Araplarda, Farslarda, Çinlilerde farklı sosyolojik. Başlangıçtan beri milliyetçilik var bu toplumlarda. Ee, mesela Çin, ben e, eski Türk tarihine e, ilgim dolayısıyla Çin kaynaklarına bakıyorum. Allah'tan Çin kaynaklarının çoğu Türkçe'ye çevrilmiş bizim tarihimizle ilgili olan. O Çin kaynakları yani milat yıllarından itibaren başlayan Çin kaynakları milat yıllarında yazılmış. Asya Hunları ile ilgili Çin kaynakları, sonra Göktürklerle ilgili onlar 7. asırda filan yazılmış. Onlara bakıyorum. O Çin kaynakları baştan sona Çin milliyetçiliği ruhunu taşıyor. Çin milliyeti. Hatta mesela Göktürkleri asimile etmekten bahsediyorlar. Hmm. Göktürkler. Yani bu 1700'lerden sonra yani, çıkan bir değil, e, olgu hayır. değil. Göktürkler <laughs> 630 ile 682 arasında 50-52 yıl Çin esaretinde kaldılar. Meşhur Kürşat'ın ihtilali var 639'da. O ihtilalden sonra toplanıyor. Çin Devlet Meclisi ne yapalım bunları diyor. Bunlar 100 bin kadar başkentte Türk var. Efendim işte bugün Göktürk diyoruz. Onlar kendilerine sadece Türk diyordur. Ne yapalım bunlar? Kimisi diyor ki köylere yerleştirelim. Orada işte yavaş yavaş Çinlileşirler. Kimisi diyor ki sınırların dışına atalım filan. Efendim ve bu bizim anıtlara da yansıyor. Bizi yok etmeye çalıştılar. Hatta jenosit kavramı var bizim anıtlarda. Efendim jenosit kavramı yani kökünü kurutmak anlamında uruk sıratmak. Çinliler bizi uruk sıratmaya çalışıyor. Yani uruğumuzu, kökümüzü kurutmaya çalışıyorlardı ve Türkleri yok etmeye çalışıyorlardı. Gerçekten Çin kaynaklarında bunu görüyorsunuz. E, Farslarda öyle şehname baştan sona bir Fars milliyetçiliğidir şehname. E, Emeviler devrinden itibaren Araplarda milliyetçilik çok yükselmiştir. Hatta onlarda milliyetçilik kavramının terimi de var şu ubiye Hmm. şuubiye. Yani milliyetçilik sadece kavram olarak terim de var. Terim olarak şu Ubiye. Var. Buna karşılık evet. Arapların şuubiyyesine karşılık Farslarda, Müslüman olan Farslarda ve Türklerde de bu milliyetçilik gelişmiş. Yani biraz da bizim Kaşkarlı Mahmud'un Divan-ı Türk'ü de belki de bu akımın sonucu olarak ortaya çıkmış. O da Türk dilinin, edebiyatının, kültürünün yüksekliğini Arap, Araplara göstermeye çalışıyor. Yani demek istediğim, Doğu toplumlarında milliyetçilik e, milliyetçilik çok daha erken başlamış. Orhun abideleri baştan sona milliyetçilikle doludur. Aslında bu şunu da gösteriyor söyledikleriniz hocam. Tarihi ne kadar e, bilmiyoruz ki koca koca e, bilim insanları kalkıyor. Milliyetçiliğin işte batı rüzgarlarıyla bize geldiğini, geldiğini Osmanlı'yı yıktığını vesaire böyle bir iddia ortaya konuluyor. İşte o doğru değil yani. Evet. E, Orhun abideleri dediğimiz abidelerde aşağı yukarı küçük bir kitapta 30-40 sayfalık bir metin bunlar. Hı hı. Ama tabi bir dilin ilk metinleri olarak 30-40 sayfa son derece hacimli. Birçok dilin ilk metinleri 5-6 satırdır. Hani Burada o 70 küsur defa Türk kelimesi geçiyor. Hı hı. Türk bodun diyor yani Türk milleti. Türk kagan diyor yani Türk khanı. Türk beyler diyor yani Türk beyleri orada bey hükümdar anlamında. Emi, boy beyleri anlamında beyler diyor. Yani e, Türk bir, bir, çok insan zannediyor ki Türk kelimesi cumhuriyetle çıktı öyle bir e, şey hatta... yok. Hatta <laughs> öyle bir şey yok. Yani anıtlarda dediğim gibi 70 küsür defa Türk kelimesi geçiyor. Göktürk bir defa geçiyor. Biz Göktürk diye alışmışız. Hı hı. Köktürk 70 küsür defa Türk diyor. Türk e, geçiyor. Ondan sonra geliyorsunuz efendim Uygurlar ve nihayet Müslüman oluyoruz. Arap kaynakları bizden bahsediyor. eee birçok Arapça eser, e, Fars kaynakları onlar hep bizden Türk diye bahsediyor. Hangi boy olursa olsun efendim yani Karluk olsun, Oğuz olsun Türk diye bahsediyor bütün Arap kaynakları. Taberi tarihinden başlayınız efendim 9. 10. yüzyıllardaki efendim Mesudi vesaire hepsi bizden. Şehname bizden Türk. Yani Şehname'de İranlılar bütün mücadelelerini evet. yaptıkları ee, insanlar Türk Haka Hakanlı Türk Hakan'ı Türk diye geçiyor. Evet. Böylece Türk kelimesi efendim bugüne kadar tarihte geliyor. Osmanlı'da biraz daha az kullanılmış ama yine millete Türk deniyor. Evet. Siz, siz dil uzmanısınız, Türkçe uzmanısınız. Evet, size bu söyledikleriniz kaynaklarda evet. Türk ve Türkçe ee... diye küçük bir kitap çıkardım. Sırf bu algıyı yıkmak için. Kaynaklarda ne hangi kaynaklarda ne zamandan beri Milletimizin adı Türk olarak geçiyor. dilimizin adı Türkçe olarak geçiyor. Öyle bir kitap da çıkardım. Yani Osmanlılarda da var e, Türk kelimesi. E, şimdi ikinci e, Viyana kuşatması sırasında ordu imamı olan Vani Mehmet Efendi var. Yani dördüncü Mehmet zamanına denk geliyor. Avcı Mehmet de diyebiliyoruz. Vani Mehmet Efendi bir din bilgini aynı zamanda müfessir ara İsül Kur'an diye bir kitap yazmış. Efendim tazir ayetleri var Kur'an'da. Yani eğer sistem tembellik ederseniz... ...başka bir kavim Hı. gelir... E, ...bu İslam emanetini devralır... ...mealinde Kur'an'da... ...tazir ayetleri olarak evet. biliniyor. İşte bu millet... ...hangi millet? Melekler diyen var... ...tefsirciler de Hı. o zamana kadar... ...melekler diyen var, işte Yemen'deki filan... ...aşirettir diyen var. E bu Türklerdir diyor şimdi... Şimdi düşünün 10, 1683 değil mi ikinci bir yana kuşatma? Yani 1670'lerde yazdığı kitapta Vani Menfe'de e bu Türklerdir diyor. Zaten tarih bunu gösteriyor yani İslam emanetini devralanın Türkler ve bir e, özet Türk tarihi de anlatıyor. Türkler olduğunu ortaya koymaya. Yani o zaman da adı Türk diye geçiyor. Bakın 1670'lerden bahsediyorum. Ya yani o kadar acı ki hocam yani siz dinlerken hemen söylenilenler geliyor aklıma. İşte Türk toplumu diye bir şey yok. İşte bunlar Cumhuriyetten sonra çıktı ee, gibi. Yok öyle bir şey tabii. Yani hakikaten e... Ama Tanzimatla beraber daha fazla vurgulanmaya başladı. Hı. Tabii o zaman Avrupa'da yükselen milliyetçilik de bir bize, rüzgarı var. E, onun da rüzgarı bize geliyor. Hı hı. Türkolojinin pek Pek çok önemli eseri de 19. yüzyılda bulunmuş özellikle sonlarında hani Orhun Abideleri 1889'da bulunmuş 1893'te e, alfabesi çözülmüş Kutadgu Bilig e, o zamanlar e, öğrenilmiş eee Divan Lugatü Türk e, 1900'e onlarda bulunmuş 1918'de yayınlanmış filan yani hatta biz 1890-1920 arasına Türkolojinin altın yılları falan diyoruz. Bir yandan o tarihimizi daha eskiye götüren, Müslüman oluşumuzdan da daha eskiye götüren yeni anıtların, büyük anıtların bulunması, büyük eserlerin bulunması. Bir yandan Avrupa'da yükselen milliyetçilik. Dolayısıyla tanzimatta tabii Türk daha çok, Türk kelimesi, Türk kavramı daha çok öne çıkıyor. Ama ondan önce de dediğim gibi Türk var. Özellikle dışarıdan gelen ya Polonya'dan, İngiltere'den, Fransa'dan, İtalyan İtalya'dan gelenler efendim bizden hep Türk dilimizden Türkçe diye bahsediyorlar çünkü Osmanlı'nın yükseliş devrinde bunlar Osmanlı Türkçesini kendi ülkelerinde öğretmek için kitaplar yazmışlar Latince, İtalyanca, Fransızca orada bizden hep Türk diye bahsediyorlar. Evet, yani e, biz hem tarihimizi bilmiyoruz, e, hem dilimizi bilmiyoruz. Bu o söyledikleriniz onu da açığa çıkarıyor. E, Türk kavramının kelimesinin nerelerde dayandığını bilmiyoruz ama çok dediğim gibi bazen bazı profesörlerin ya da bazı siyasetçilerin maalesef bu konuda iddiaları gençlerimizin de kafasını karıştırıyor. karıştırıyor. Hatta öyle ileriye gidiliyor ki işte Türk devletinin adı değilsin, Türk bayrağının adı değilsin evet, gibi öyle, evet. ifadeler kullanan siyasetçilerimiz ya da sözde kanaat önderleri bile ortaya çıkabiliyor. Şimdi hocam gerçekten zaman zaman mezhepsel ya da etnik zeminde ciddi problemler yaşıyoruz ve bu zeminde de sert tartışmalar ortaya çıkabiliyor. Hmm. Şimdi yeni bir milliyetçilik anlayışına tarihselcilik üzerinden değil de bilmiyorum bu doğru kullanıyor muyum? daha farklı, bugünün problemlerine de çözen, bizi daha çok, çünkü bir ortak hafızaya da sahibiz biz evet, toplum evet, olarak. Evet. Hangi etnik gruptan olursak olalım, hangi mezhepten geliyor olursak olalım aslında bir ortak hafızamız var. Bu zeminde yeni bir milliyetçilik kavramını ortaya atabilir miyiz? ya da siz buna nasıl bakarsınız? Bu kavramın içini nasıl doldurursunuz? Evet aslında milliyetçilik e, bunların çaresi aslında. Yani doğru anlarsak belki yeni demeye bile gerek kalmaz. Eğer doğru anlarsak mesela milliyetçilik mutlaka layıktır. Layık olunca mezhep sıkıntısı ortadan kalkar. Milliyetçilik layıktır. Yani siyasi İslamcı veya siyasi ümmetçi değildir milliyetçilik. Zaten siyasi ümmetçilik beynelmilelci, milliyetçiliğin tam zıttı olan milelci bir e, fikir sistemidir diyelim e, siyasi ümmetçilik. Müslümanlığın da bunu emretmediğini çok iyi biliyoruz. Bunu emretmiyor. Emretseydi efendim Kur'an-ı Kerim'de, efendim biz sizi şubeler halinde, milletler halinde, ayrı dilleri olan birbirinizle tanışasınız, tanışasınız, tanışasınız diye biliyorum. bu ayetleri biliyorsunuz. Efendim bunu emretmiyor yani e, bütün Müslüman milletler tek bir devlet altında toplansın diye bir e, emri yok. Dolayısıyla e, efendim laiklik burada e, Atatürk'ün ısrarla üzerinde durduğu ve uygulamalarıyla gösterdiği laiklik mezhep çatışmasını ortadan kaldıracak birebir çaredir. Ve zaten Türk milliyetçileri de layık olmak zorundadır. Biz tarihimizde de tam an, tam anlamıyla değilse bile kısmen layık sayılabiliriz. Tarihimizde yani devlet işleri ayrı makamlar tarafından yürütülmüştür. Efendim örf vardır onun yanında. Dolayısıyla işin mezhep çatışmasını bu laiklikle ortadan kal. Etnik meseleye gelince zaten milliyetçilik yani Gökalp'ın ortaya koyduğu Türkçülük zaten ırka dayanmayan, etniste dayanmayan bir Türkçülüktür. Israrla Ziya Gökalp efendim Türk Türkçülüğün o Türkçülük terimini kullanıyor. Türkçülüğün ısrarla efendim terbiyeye ve kültüre dayandığını söylüyor. Terbiye dediği benim başlangıçta hı hı. söylediğim yani eğitimle verilecek olan efendim belli e, bilgiler ve kültürü ve kültüre dayandığını söylüyor. Bu kültürün içinde dinde var, dilde var. Efendim tarih de var. Dolayısıyla hangi etnik gruptan gelirse gelsin insanlar belli terbiye ile eğitim e, aşamaları sırasında alacakları terbiye ile kendilerini Türk hissedecekler ve Türk hissediyorlardı. Belli belli bir tarihe kadar böyle bir sıkıntısı yoktu. 60'lar benim bildiğim, <laughs> kendi yaşıma göre söyleyeyim, 60'larda falan böyle bir sıkıntı yoktu. En azından sıkıntı varsa da çok az kesimde vardı. E şimdi diyor ki ben işte benim filan atam Çerkez, filan atam Boşnak, filan atam e, Kürt vesaire. Onlar etnisite, etnisite Arap da olabilir yani millet ama Türkiye'de yaşıyor ve bugünkü milliyetçilik aslında milliyetçilik, gerçek milliyetçilik. Efendim Türkiye Cumhuriyeti'ne vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkesi Türk kabul ediyor. Atatürk'te Türkiye e, kuran halka Türk milleti demiş değil mi? Yani böyle e, milliyetçilik bu. Ha biz bizde az da olsa efendim soya bağlayan, ırka bağlayan milliyetçilik anlayışları olmuştur. Az da olsa olmuştur. Ama onlar bile yani onların en aşırısı diyelim ki nihalatsız <laughs> efendim e, nihalatsız. E, Türkçülüğe çok büyük hizmetleri var. O bile eğer kendisini Türk hissediyorsa onu biz Türk kabul ederiz diyor. Kendisini Türk hissediyorsa onu Türk kabul eder. Türk hissetmesi için de o kültürü almış olması lazım. O terbiyeyi almış olması lazım. Yani bu ki bir de belki yeni diyebileceğimiz mutlaka çağdaş Hı. olmalı. Yani milliyetçiler milliyetçilik için demiyorum. Milliyetçilik zaten çağdaş olmak zorundadır. Her dönemde neden çünkü milliyetçiliğin iki tarafı var. Bir, mensup olduğunuz milleti seveceksiniz, onu koruyacaksınız. Bir de ileriye dönük mensup olduğunuz milleti yükselteceksiniz. İlerleteceksiniz işte. İlerletmek için çağdaş olmak zorundasınız. Yani çağdaş bilimi, çağdaş teknolojiyi, çağdaş sanatı, onların bütün unsurlarını milletin önemli karakterlerini, özelliklerini yok etmeden kullanacaksınız. Yani demek ki e, milliyetçiliğe belki bugün yeniden bir anlam verecek olursak bence eskiden de vardı ama verecek olursak mutlaka çağdaşlığı öne çıkar. Zaten Atatürk'ün de efendim bütün demeçlerine bakınız, bütün konuşmalarına bakınız, büyük nutkuna bakınız. En çok kullandığı kavramlar Türk, Türk il, ulusu, Türk milleti, millet. Efendim bir de muasır, asri yani bugünkü çağdaş kelimesinin o zamanki karşılıkları. En çok kullandığı bu ikisidir. Altı okun Tamamı, altı okun tamamı Aslında milliyetçilik içindir yani milliyetçilikte oklardan biri ama diğerleri yani laiklik Aslında milli Birliği sağlamak için yani bir mezhep çatışması olmasın onu sağlamak için devletçilik o zaman devlet eliyle ortasının yetiştirilmeye çalışıldı değil mi o yani diğerleri Efendim Cumhuriyetçilik tamamı milletin yükselmesi için Milliyetçiliğin hedefi, hedefi unuttuk biz biliyor musunuz? Hocam tam o aslında oraya ben de getirmek istiyordum sizi. Buradaki esas gaye, hedefimiz şu olmalı. Milliyetçilik denildiğinde vatana, millete hizmeti eksene koyabilecek kavramlar üzerinden mi acaba bir yeniden milliyetçilik yaratılabilir mi sorusunu aslında evet. sormak adına... Yeni bir milliyetçilik tanımı yapabilir miyiz diye sormak istedim. Tabii ki. Yani bu işte teknoloji üzerinden düşünülmeli, tarım üzerinden düşünülmeli, sanayi üzerinden düşünülmeli. Galiba bizim takılıp kaldığımız kavramın kendisi oluyor diye düşünmeye başladım. Niye Türk gibi böyle? Absürt bir soru aslında evet, bana evet. göre ama Doğru. niye Türk? kurucu bir millet. Evet, Burada bunun üzerinde tartışmanın yapılmasını ben şey olarak görüyorum. zahit olarak görüyorum ama buraya takılıp kalanlarımız var. Onun için sordum. Yeni bir milliyetçilik kavramının içine hangi kavramlar Şimdi üzerinden kuracağız? Ne dedik? Vatan dedik, millet, millet dedik, dedik. Evet, bütün bunların korunması vatan için söylersek güzelleştirilmesi millet için söylersek yükseltilme, yükseltilmesi, zenginleştirilmesi. Belki şunları söylememiz gerekiyor. Yani vatan dediğimiz zaman, vatan dediğim ormanlarımız, denizlerimiz, çaylarımız, nehir, nehirlerimiz, nehirlerimiz. Yani bugünkü çevre bilinci var ya aslında en çok milliyetçilerde olması İki. gerekiyor. değil mi ya, hocam? Vatan sever, vatan severiz diyoruz. Vatan, vatanımızı seviyor. Vatan, e, vatan dediğiniz e, soyut bir kavram değil ki vatan dediğiniz Toprak, o toprağın üstündeki e, ormanlar, altındaki Al, zenginlikler, altındaki zenginlikler madenler e, efendim. Yani ne kadar güzel hale getirirseniz vatanınızı, e, işte vatanseverlik, milliyetçilik e, orada ortaya çıkacak. Hı hı. Yani, ya toprak yaratıyor e, bir yerde yani top, milliyetçiliği de. Toprağın kaymasına engel olmuyorsunuz, toprağınızı satıyorsunuz, limanınızı satıyorsunuz, hı hı. efendim Atatürk'ün zamanında kurulmuş fabrikalarını satıyorsunuz, dışarıdan kağıt ithal ediyorsunuz. Yani kağıt fabrikalarını kurmuşsunuz, güzel güzel e, kağıt e, imal ediyorsunuz, kullanıyorsunuz, ihraçla ediyorsunuz. Ama bunu ortadan kaldırıyorsunuz ve dışarıdan kağıt fabrikanızı satıyorsunuz, limanınızı kiralıyorsunuz veya satıyorsunuz. E, o, i̇şte vatan bunların hepsi. Yani altındakiyle, toprağın altındakiyle, üstündekiyle. Belki bugün e, şimdi milliyetçilik deyince işte e, altında yatan şehitleri falan düşünüyoruz e, falan Ama sadece onlar değil. Elbette o şehitlerle bu onların kanıyla bu vatan vatan olduğu hiç o yok. Ama daha çok hamaset boyutu. E, e, evet, e, Tamam. O, o da evet. çok kıymetli. O da çok değerli ama üstündekini unutuyoruz. Evet. Yani milleti zenginleştirmek. Yani bakın ha, e, evet Bil hocam. Bilge Bilge Kağan, Bilge Kağan <laughs> demin bahsettim ya benim alanım olduğu için oraya fazla Buyurun, Lütfen. Yani sek, e, 8. yüzyılda 8. yüzyılda efendim gündüz oturmadım. Gece uyumadım diyor. Az milleti çok. Fakir milleti zengin efendim. Yaya milleti atlı hale getirdim diyor. Yani hem bir nüfus politikası var hem bir refah devleti şeyi var. At, a, yaya milleti atlı hale getirdim demek herkesin arabası olacak demek bugüne uygularsanız. Değil mi? Bugüne evet. uygularsanız herkesin arabası olacak demek. Efendim. E, fakir milleti zengin tam bir refah devleti anlayışı var. Fakir milleti yani Bay Bodunu Bay Bay bugün işte kullanmıyoruz ama artık herkes biliyor herhalde zengin efendim ve yaya milleti de atlı hale getirdim diyor. Demek ki bir mille, milleti sevmek demek ve onu yükseltmek istemek demek milleti maddi bakımdan da seviyesini yükseltmek demek. Yani bugün için kişi başına düşen milli gelir. Evet kişi hocam. Kişi başına düşen milli gelir. Yani bir milliyetçi eğer milliyetçi ise kendi vatandaşlarının kişi başına düşen milli gelirini de yükseltmek zorunda. Yüz, ve bunun üzerinden politikalar evet. geliştiriyorsa milliyetçidir. E, tabii ki. Mil, yani ee, başka ama... ne olabilir? Milliyetçilik milleti yükseltmekse başka bir şey düşünülebilir mi? Milletini, Yani ne demek milleti yükseltmek? Millet efendim. E, bakın bizim bazı milliyetçilerimiz de bazı sosyalistlerimiz de milliyetçiliği ve sosyalizmi köylülük zannettiler köylülük değil efendim köylü elbette köylü köylü olmaya hiçbir şey demiyoruz ama hedef o değil hedef insanları köylü yapmak köylü halde bırakmak değil onu şehirli ve medeni hale getirmek bakın bu politikalar politikalar işte halkın seviyesine inme için inme adına diyorlar şimdi Efendim adeta onları teşvik ediyor. Yani bir politikacı gidiyor, işte halkın seviyesine inecek, halkı aşağı görmeyecek, gidiyor yer sofrasına oturuyor. Yer sofrası mı hedef? Allah aşkına. Yani onu, Hocam, onun bu seviyesini iki, yükselteceksiniz. İki kavram, e, müsaadenizle böldüm ama iki kavram maalesef hep... E, açılmaya muhtaç diye düşünüyorum ben. Birisi dindarlık çünkü dindarlığı biz evet, belli doğru, bir yüzyılda doğru. donduruyoruz ve oranın örfünü adetini dindarlık olarak maalesef sunmaya çalışıyoruz. Diğeri de işte milliyetçilik, yani bir ikinci milliyetçiliğe, ikinci cumhuriyet gibi yanlış bir referans olmasın ama ikinci milliyetçiliğe sizin gibi özellikle doğa yeniden gençliğimize sunması gerekir diye düşünüyorum. Çünkü milliyetçilik çok hamasi nutuklara ee, maalesef e, bırakıldı. Hapsedildi diyelim. Hapsedildi diyelim. Evet. Oradan da çıkılmadı bir türlü. Halbuki böyle bir milliyetçile hangi vatandaş karşı çıkabilir? Bitti. Hangi inanca sahip olursa olsun hangi etnik siteye sahip olursa olsun hiç kimsenin ben karşı çıkacağını düşünmüyorum. Galiba bir dilde de söylemde de problem mi var? Evet. E, dile dikkat etmek lazım. Aslında ...1940'lardan beri ben milliyetçi dergileri takip etmeye çalışırım. Yani elbette 60'lardan itibaren, yaşım itibariyle doğrudan okuyarak biliyorum ama... ...40'larda, 50'lerde çıkanları da kütüphanelerden okuyorum. Aslında bu tarafına dokunan yazılar olmuştur o dergilerde de. Yani işte biraz önce sizin de dile getirdiğiniz... ...vatanın, toprağını sevmek, ormanını sevmek... ...özellikle Reha Ozturkkan'ın yazılarında falan bunlara... Çok rastladım. Ee, ama bunu daha belki öne çıkarmak gerekiyor. Hı hı. Yani e, toprağı, yeşili, madeni, e, efendim limanlarımızı, e, yani deniz kıyılarımızı niye e, efendim adeta yağmay diyoruz? Niye yağmay diyoruz? Yani üç tarafı deniz olan bir ülkenin insanları bu deniz kıyılarında güzel güzel yaşamasınlar mı? Yani turistler mi gelip yaşasın? Biz yaşamayalım mı buralarda? Yani milliyetçilik demek Türk insanını, Türkü yükseltmek, zengin hale getirmek demek. Belki hamaset tarafı tamamen ihmal edilemez tabii. Çünkü Elbette. o hamaset kendimizi Türk hissetmemiz için gerekiyor. Türk hissetmemiz için. yani düşününüz ki Mehmet Akif'in İstiklal Marşı'nda da Çanakkale şiirinde de bunlar var. Efendim veya hatta Namık Kemal'in şiirlerinde bunlar var efendim destanlarımızı öğreneceğiz tarihimizi orada kalmayacağız. Hani bu e, bugün belki e, o bir zemin teşkil etmesi O zemin teşkil edecek ama onun üzerine çıkacaksınız. Hedef ne diyor Ziya Gökalp efendim Türkleşmek, İslamlaşmak, muasırlaşmak. Türkleşmek, Hı. İslamlaşmak işte o zemindir. Hı. Onlar zaten var. Öbürü hedef muasırlaşmak yani çağdaşlaşmak. Biz o hedefi unuttuk. Çağdaşlaşma hedefi Genellikle milliyetçiler o hedefi unuttular. Yani Gökalt'ın koyduğu üçlüden ikisine takılıp kaldılar. Türkleşmek, İslamlaşmak, ikisine takılıp ama çağdaşlaşmak as asıl hedef o. Hadi. Bu biraz siyasi söylemlerden de kaynaklı gibi geliyor bana hocam. Yanlış mı düşünüyorum? Çünkü beka kavramı dikkat edersek e, daha çok bu e, hamaset söylemlerinde e, yer alıyor. Halbuki Doğru, beka evet. Beka işte toprağı e, ne kadar e, işleyebiliyoruz oradan hareketle düşünülmeli, ziraatimizi ne kadar koruyabildik, bugün tarım ülkesiydik, bugün ithal eder duruma düştük, bakınız bu bir beka olabilir, e, göçmen meselesi bir beka sorunu e, olarak önümüze çıkabilir, e, eğitimdeki Türk dünyasının diğer toplumlarla mukayese evet. edildiğinde gelinen nokta itibariyle bir beka çünkü iletişimden tutunuz da sanayileşmeye kadar orada ne kadar varız ya da yokuz bunlar belki beka üzerinden düşünülebilir. Bunlar neden düşünülmüyor Tabii. da? Tabii, beka beka dediniz de siyasilerimizin bir kısmı da beka filan diyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Onu da düzeltelim efendim. E, evet, layık kelimesini e, layık, layık kelimesini gibi. layık filan layık filan diyorlar. Evet. Layık efendim beka. Yeminlerde yine çıktı orada. Orada çıktı <laughs> evet. beka yani kalıcılık yani ebedi evet. olarak. E, ebedi olarak bu milletin ve bu vatanın var olması. Türklüğün var olması, baki ol. Ama şimdi bağımsızlık tabii milliyetçiliğin esasında bağımsızlık da var. Yalnız tabii. siyasi bağımsızlık değil. Siyasi bağımsızlık, ekonomik bağımsızlık, kültürel bağımsızlık. Kültür yani bu üçünde de bağımsız olmanız lazım. Yani siz toprağınızı satarsanız, fabrikanızı satarsanız, kiraya verirseniz ekonomik bağımsızlık olur mu? O zaman gider e efendim bizim e asırlarca idare ettiğimiz küçücük ülkelerden para istersiniz. Ekonomik bağımsızlığınız ortadan kalkmış olur. Ekonomik bağımsız, bağımsızlık milliyetçiliğin belki en temelde duran ilk şartı. İlk şart bağımsızlıktan sonra yükselmek. Yükselmek, diğer Türk Türklüğün diğer parçalarıyla temas etmek, mümkün olduğu kadar onlarla ilişki kurmak. Onlarla ilişki kurmak, hem iktisadi hem kültürel ilişkiler kurmak ki o yönde iyi gelişmeler var bence. Yani Türk dünyasıyla ilişkilerde bakın Türk Devletleri Teşkilatı adına evet, aldı. Evet. Ee, ve o konuda e, bence çok iyi gidiyoruz. Çok iyi gidiyor. Her zaman eleştirmeyelim. <laughs> e o tabii. Konu, evet. O, yani Türklerin e, efendim hem kültürel hem genetik kodlarından gelen böyle bir e, başkalarına tahakküm etmeme e, özellikleri var Türklerin. Eğer bugün e, başkalarına tahakküm eden bir e, gruplar, insanlar görüyorsanız o Türklüğün e, kültürel kodunda da yok, efendim genetik kodunda da yok, onu söyleyeyim. Türkler merhametli insanlardır. Merhamet e, vardır bizde. Dolayısıyla bu e, zorlamadan... Hiç kimseyi asimile etmediklerinden evet. çıkar o en evet, başta o, hocam, hocam bugüne çok kadar. Çok haklısınız, çok evet. haklısınız. Zorlamadan evet. bakınız sevgiyle yanışıyoruz. E, Türk dünyasının diğer ülkelerine sevgiyle şey de şimdi milliyetçilik yapıyor. Putin de yapıyor ama nefret ha, ettirerek yapıyor. Evet. Zorla işte bombalayarak. Onlar da diyor Slav'dır e, Ukraynalılar. Nefret. et... Yani orada biz daha akıllı da, davranıyoruz ama bu dediğim gibi bizim zaten tabiatımızda var. Tabiatımızdan geliyor. Yani zorlamadan efendim ben üstünüm filan demeden efendim hepimiz eşitiz... efendim birlikte hareket etmeliyiz. Ekonomik olarak, kültürel olarak işbirlikleri yapmalıyız diye. Efendim aslında bu güzel özelliklerimizi belki daha fazla işleyerek e, iyi milliyetçilikler yapabiliriz. Evet bu hocam ben e, güzel insanlar e, bizim toplumumuz o noktada e, eminim Türkiye'yi e, özellikle diniyetle. E, Çalıştığım dönemlerde hemen hemen gitmediğim yer kalmadı, karış karış gezdim evet. topraklarımızı. Her toprağımızda yaşayan insanımızın karakterini ben çok güzel olarak okudum. Fakat ideolojiler ya da siyasi işte ayrışmalar maalesef bizim bu kendi güzel yönlerimizi görmemizi de maalesef engelliyor. E bu noktada siz bir hoca olarak, bir öğretim üyesi olarak Türk dünyasını gezen bir düşünürümüz olarak benim hep son sorum gençlerimize yöneliktir. Onu soracağım size. Gerek Milliyetçilik konusunda gerek e, dünyanın gidişatı noktasında gerek ülkemizin içinde yaşadığı sorunları da dikkate alarak gençlere e, ne önerirsiniz, e, neler yapsınlar? Gençler e, Türk milliyetçiliğinin sevgiye dayalı olduğunu bence bilsinler. Yani Türk milliyetçiliğinde nefret yoktur, sevgi vardır. Bunu bilsinler. Biz insanlarımızı severiz. Zaten milliyetçilik. Türk, Türkleri, insanları sen başka milletlere karşı da nefret yoktur. Kıyıcılık yoktur. Bunu bilsinler. İkincisi kendilerini yetiştirsinler. Kendilerini hem kendi tarihlerini, edebiyatlarını, kültürlerini öğrensinler ama sadece bununla kalma. Her biri kendi alanında hangi alana giriyorsa, girecekse o alanda kendisini yani çok iyi mühendis olsun, çok iyi doktor olsun, efendim çok iyi psikolog olsun. Kendilerini yetiştirsinler. Ve okusunlar, okusunlar, dünyayı öğrensinler, içe kapalı kalmasınlar, bütün dünyayı öğrensinler, Türk dünyasını da öğrensinler ama bütün dünyayı da, Çin'i de öğrensinler, Rusya'yı da öğrensinler, Amerika'yı da öğrensinler, bunları söyleyebilirim gençlerimiz için ama ben söylemeden zaten onlar yapıyorlar. bu işi yapıyorlar çünkü bizim alışık olmadığımız o sosyal medyayı onlar çok iyi kullanıyorlar. Evet. Hocam çok teşekkür ederim. Ben Ayağınızın teşekkür tozuyla edersiniz. geldiniz. Ee, i̇nşallah bir başka programda yine başka özetle sizin farklı i̇nşallah. alanlara yönelik, Türk kültürüne yönelik çalışmalarınız da var. Onları da bir gün konuşalım inşallah. i̇nşallah Ayağınıza sağlık efendim. Sağ Ankara olunuz. Büyükşehir adına, Sayın Başkanımız adına çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet efendim. Programın sonuna geldik. Profesör Ahmet Biyican Ercilasun hocamızla yükselen milliyetçiliği konuştuk. Bir başka programda yine bir başka konukla buluşmak üzere diyorum. Hepiniz hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Müzik